Çünkü şu seçimlerden iki tanesi kesinlikle açık kalacak. Talia Zoe ve İrelia'dan iki tanesinin kesinlikle açık kalacağını görüyoruz burada. Nocturne'den de kurtuldu Bursa Spor tarafı. Stomaid'in çok verim aldığı şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım şimdi son yasaklama hangisine gidecek bu üçlüden veya farklı bir seçime mi gidecekler? Çünkü Ryze onlar için çok rahat bir, konforlu bir seçime dönüştü. Melissa çok rahat ve gerçekten çok verimli gözüküyordu Ryze'la. Artık onu istemediler kullanmasını. Talia geleceğini düşünüyordum zaten. Pek tercih etmiyorlar zaten Stomage'de kullanmaya. İhtiyaçları da olmuyordu açıkçası. Ve Stefan da çok rahat ediyor Talia ile. Şimdi İreli açık kaldı ve... Ve Zoe'ye karşı da oldukça rahat. İreli'ye aldığı zaman Zoe'yi de ellerine alma fırsatları olacak. Ve bir anda İreli Zoe'nin ikisini de kullanabilirler. İreli'yi alta gönderebilirler. Bir sürü opsiyon oluştururlar kendilerine. Ormana Trundle tercihi gelebilir tabii. Daha standart bir seçim. Tabii Trundle'da da hiçbir şey olmadı aslında. Bütün yamalar değişirken. Hala dünyanın bir sürü yerinde rahatlıkla seçilebilen bir tercih. Keza Skarner da öyle bu arada. Ve Skarner kilitlendi. Tabii Skarner şu an metadaki ormancılar içerisinde en temel ve eski tip işleri yapan ormancı konumunda veya bir önceki mevsimden kalan en dominant ormancı konumunda. Ama İrelia'yı bekletip Mundo'ya gittiler. Yani Mundo tanklara karşı belli noktada daha bedava koridor yapıyor. Aynen öyle ve bedava koridor yapan Mundo orta oyundan itibaren tamamen öldürülemez bir şey dönüşüyor. Ve o yüzden de İrelia'yı veya Zoe'yi bekleterek çok rahat bir şekilde, ikisinden bir tanesini çok rahat alabilir. İrelia'yı verimli kullanmıyor zaten Bursa Spor tarafı. İrelia'yı alsalar bile karşısına belki istedikleri gibi Zoe'yi alabilirler veya GBM'in havuzu bol sonuçta. Peki kör bir Mundo seçimi ne kadar doğru? İşte karşısına bu geliyor. Kör Mundo geldiği zaman. Yani Darius geldi. Darius normalde çok net bir şekilde kontrolleyebiliyor. Artı Camille Darius'u çok rahat bir şekilde daha altı olmadan, hatta altı olduktan sonra da kule altı yapabilirler. Hasarları yeterli. Ama Ragnar ne kadar iyi Darius oynayacak? O pek iyi sinyaller vermedi. Özellikle rakibinin birebir üzerine gitme konusunda. Ki ve karşısında da çok çok tecrübeli bir oyuncu ve var. Ve Mundo'yu erken oyunda durduramazlarsa bu ikiliyle işleri çok daha zorlaşır. Zaten Darius'un Mundo'ya karşı avantajı belli bir dakikaya kadar sürüyor. Sonrasında kaybediyor o eşleşmeyi. Bir de yanına Fiddlesticks aldılar. O kritik çünkü Snowflower'ın ellerine vermek istemediler onu veya kurtulmak da istemediler ondan. Yani yasaklamayı ona harcamak da istemediler. Fiddlesticks artık alt koridorda işte daha avantajlı bir ikili istediklerinin, menzilli bir de şampiyon olacaklarının, yani klasik, muhtemelen klasik bir nişancı alacaklarının göstergesi oldu. Ve İrelia açıkken burada Zoe'ye gitti, baş Jasper Massive. Yani şöyle bir durum oluştu. İrelia yasaklanmayacak şu anda büyük bir ihtimalle. Evet. Ve hala yasakladılar. Bu arada böyle bir durumda hala İrelia'yı alt koridora gönderebilirdi Bahçeşehir Spurması tarafı. Ki yanına bir tane kitle kontrolü sağlayan destek alındığı zaman mesela Alistar Fiddlesticks'i paramparça ediyor koridorda. Hiçbir cevap verme şansı olmuyor Fiddlesticks'in. Ama kendileri almak istemiyor belli ki. Kendileri evet, yasakladılar. Ve şu anda menzilli şampiyon, menzilli nişancı pozisyonunda da çok fazla seçenek kalmadı. Seçenek yok zaten ve Ezreal Lucian ikilisi hala açık. Bakalım paylaşacaklar mı yoksa bir yasaklamaya mı gidilecek? Yani o ikiliyi iki takım da şu anda aslında hani Ezreal'ı biraz kullanabilir Bahçeşehir Spor'un ama Lucian pek Bursa Spor'un şu anki taktiğine uymuyor. Belki onlar Darius'u da alt koridora gönderebilirler bu arada. Ama hala evet. Yani Mundo'ya iyi bir cevap ama Ragnar rahat değilse alt koridoru hala istetebilirler. Öyle bir şansları var. Tabii Fiddlesticks'e ne kadar verimli olur? Ciddi verimli olma ihtimalleri var. Fiddlesticks garanti bir kitle kontrolü sağladığı için Darius'u vuracak bir pozisyon oluşturuyor direkt olarak. Ve üzerine binebilecek agresif desteklerden kurtuldu burada Bursaspor Fiddlesticks'in. Snowflower'ı daha defansif bir şeylere yönlendirmek istiyorlar ama Alistar hala açık. Bakalım Alistar çok tercih ettiği bir şampiyon değildi veya belki belli bir noktada counterlayabilir Leona'yı. Leona'yı sevdiğini biliyoruz Snowflower'ın ama yine de üzerine binme açısından Fiddlesticks'e terslik çıkartabilecek bir şampiyon. Leona da yine. Şu anda kalan nişancılar var. Lucian'a gitmesi çok daha muhtemel gözüküyor. Başka bir şampiyona gitmesi açıkçası biraz sürpriz olur. Çok da seçenek yok zaten. Bu koridoru Fiddlesticks alıyorsanız bu koridoru kazanmak zorundasınız bu saatten sonra. Yani koridoru kazanmamanız halinde başarısızlık söz konusu. Çünkü oyunun ortasına hızlı girip siz o güç patlamasını kullanmazsanız belli bir noktadan sonra gücünüzün yavaş yavaş azaldığı noktalara geliyorsunuz.
Şimdi bir tane büyük hasar kaynağına ihtiyaçları var. Orta koridordan alacakları. Hmm, bu... Oh. Pek sanmıyorum onun geleceğini ama... Kaynak akıtmaya dönemezler burada. Yani dönebilecek bir şey. Lucian'a orta koridoru... İkinci destek yok. Hani Lucian'a orta koridoru gönderirlerse de Zoe ters gelebilir ona. Şimdi gerek yok iyi. Zaten. Yani Fiddlesticks'le beraber Kalista hiç isteyeceğiniz bir ikili olmayabilir. Çünkü o kadar araya sokmak istemeyebiliyorsunuz oyunun erken aşamalarında Fiddlesticks'i. Ben açıkçası şu anki kompozisyonlarında bir havan topunu daha verimli bulurdum. Yani Vel'Koz, Zerat, Lux o tarz bir şampiyonla biraz daha verimli olabilirlerdi. Zaten önde yeterince zaman kazanacak şampiyonları var Darius Camille'le. Lux bu arada gerçekten iyi bir tercih olabilirdi. Karşıdaki Ezreal Zoe seçimlerini de hesaba kattığımız zaman. Evet yine bence burada Bursaspor alt koridorda istediğini aldı. Daha defansif bir seçime gittim Morgana ile beraber Snowflower. Bakalım koridor kontrolünü sağlayabilecek mi Bursa? Çünkü bu ikiliyi alıyorsanız oyunu geride kabul edemezsiniz alt koridor. Ama hasarın az kalma ihtimali var Bursaspor'un. Evet. Eğer ki Ragnar'dan avantaj sağlayamazlarsa. Sağlarlarsa problem olmaz. Ama Ragnar'dan avantaj sağlayamazlarsa Camille Orman'da zaten üçlü kuvveti çok geç aldığı için hasarları eksik kalıyor. Ki Lucian'ın da dakikadan dolayı oyundan biraz düştüğünü söylemek gerekiyor. Hasarları eksik kalıyor. Artı Bahçeşehir Supermassive'in her şeye net bir cevabı var. Yani işte Malzahar'ın savaş başlatmasına karşı iyi bir kara kalkan gelebilir. Darius'u Skarner'ın Mundo ikilisiyle rahat rahat tutabilirler arka tarafa gelmeden. O yüzden Ragnar'a çok büyük iş düşecek bu maçta. Evet, genç oyuncu neler yapacak maçta bunu göreceğiz tabii ki. Ve yavaş yavaş artık mücadeleye geçmenin de zamanı geldi. O yüzden sözü sunucularımıza aktarıyoruz. Günün 3. maçıyla birlikteyiz. Bu hafta 2 galibiyet üst üste alan Bursaspor çok zorlu bir rakibe karşı mücadele edecek. Karşılarında Bahçeşehir süpürmesi var. Ve Bursa 0-3'den 2-3'e geldi şu anda. Tabii ki bu maçı kazanmak onlar için çok zor ama şu ana kadar özellikle bu haftaya çok iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Kesinlikle öyle ki bunda tabii ki de rakibin de yaptığı belli başlı hatalar vardı. Özellikle İllak. Yani Hades'e Yasuo bırakmak hani en sevdiği ve belki de oyuna en çok sıfırak başlı şampiyonlardan bir tanesiydi. O da sonuna kadar hakkını verdi. Bu arada o maçta da Yasuo oynamasa bile kazanabilecek şekilde oynadılar. Evet. Hem orman hem orta koridor uyumu gerçekten az safırdı. Ama zaten hani Bursaspor e-sporun da en önemli özelliklerden bir tanesi bu olmalı. Hani adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamamaları gerekiyor. Evet ilk hafta dedik zaten hani bu tarz şeyler olabilir. Hani sonuçta yeni kurulan bir takım. Yeni bu sahneye çıkan bir takım. Ama ikinci haftaya geldiğimizde sanki böyle biraz daha ben onların özgüvenini toplamış gördüm ve ne istediklerini bilen bir takım görüntüsündeydi. Evet ve karşılaşmaya doğru da ilerliyoruz. Bu maçta mavi tarafta Bursaspor e-sports'u göreceğiz. Kırmızı tarafta da Bahçeşehir Supermassive yer alacak. Bursaspor nişancı rolünde Lucian'a yöneldi. Yanına da Fiddlesticks alarak alt koridorda güçlü bir ikiliye sahipler aslında şu anda. Ya ben Bahçeşehir Supermassive tarafından yapılan Morgana tercihini hem beğendim hem beğenmedim. Öncelikle onu bir söylemek lazım. Şimdi artı yönü şu. Stormage'in üzerine verilen kara kalkan onun garanti bir şekilde eğer Stormage'den güzel bir sıçra gelirse sıçra ulti kombosuyla birlikte durdurulamaz bir takım savaşı başlangıcı anahtar haline dönebilir. Bu arada Bursa %83 üçlüğe gidiyor. Ama diğer yandan ise şunu eklemek lazım. Yani Fiddlesticks'i görmüşken bence alt koridora böyle bir skor çıkarabilecek bir ikili ekleyebilirlerdi. Yani üstünde duruldu zaten belli başlı şampiyon. İşte Alistar olabilirdi, Shen olabilirdi, Leon olabilirdi. Bunların hepsini saydığımızda bakalım. Bu Morgana tercihi, oyunun son tercihi, 10. şampiyonu nasıl bir verim verecek Bahçeşehir Supermassive tarafından. Evet ve minyonlar da artık koridorlara geldi. Maçı kim kazanır oylaması da TV sohbet üzerinden sürüyor tabii ki. Bursaspor için Bur, Supermassive için Sup yazarak TV sohbete siz de kim kazanır oylamasına katılabilirsiniz. Ufak bir grafik hatası var sanırım, düzeldi şu anda. Tabii oylar sayılmaya devam ediyor. Şimdi alt koridordu bu arada Hades ve Tolerant hızlı bir şekilde ittirdiler minyonları. Zaytop bakalım kaç minyon kaçacak, bir tanesi kuleye gitti. Bu arada Stomage üst koridorda kırmızı güçlendirme ve keskin gagalarını alıp hemen nehirdeki yampir yengece inerken diğer tarafta Stefan tamamen üst ormanını temizliyor. İlginç bir rota. Pek fazla bu tarz rotayı görmüyoruz aslında. Tamamen 3 orman kampında aldığını görmüyoruz ormancıların. Bu arada alt koridora yaklaşmıştı Stomage. Ama oraya bir totem bırakıldı. Kim kazanır oylamasında da %66'lık bir oyla önde çıktı Bursaspor.
taraftar kitlesini de arkasına aldı. Hı hı. Milsa da benim bu ilk iki haftaya içinde beğendiğim orta koridor oyuncudan bir tanesi. Onu söylemek lazım. Yalap da oluyor. Şampiyon havuzu bayağı geniş gibi duruyor. 1v1 takasları gayet dengeli. Ne zaman, nerede, neler yapacağını bilen bir orta koridor oyuncusu görünümünde. Bakalım bu maçta GBM karşısında neler yapacak? Orada Torrent'a bayağı bir dürttü orada Zeitnot'u. Şimdi Stefan üst ormanı tamamen temizleyip nehirdeki ampulü engeçle birlikte üstüne dönerken Stoma'yı orman rotasyonunda devam ediyor. Henüz üstüne dönmedi. Ki yırtıcı olan bir yırtıcı ürününü tercih eden bir ormancının erkenden üstüne dönüp o çizmesini aldığını görüyoruz zaman zaman. Orada Toran dürtmeye devam ediyor. Snowflower bir iksir daha kullandı. Aradan da 2 milyon da çaldı. Çaktırmadan. Evet, kilit rünler de ekranlara geldi. İki tane saldırıya devam tercihi var. Bir tane inmez, bir tane de eğri. Bu arada bu ekranlar şu anda Torrent'te saldırıya devam varmış gibi görünüyor ama... Artı şok var. Evet. Görsel bir sorun olabilir. Sanırım geçen maçın ekranı mı? Çünkü geçen maç Ezreal'da... bu tercih vardı. Orta koridorda üstüne dönüyor. GBM'in başlangıcı da bu arada musibet iksir olmuş. Zoe'yi bu başlangıcı nasıl buluyor? Sence manzara karşı mı seçti acaba bunu? Ya erken seviyede sonuçta musibet iksirle birlikte iyi bir takasa girdiğiniz zaman, yani onun potansiyelini kullandığınız zaman bence Doran yüzünden daha işlevsel. Yani hasarınızı biraz daha ekstra hasar katıyor. GBM'in de biz oyun tarzını zaten biliyoruz. O koridorda o 1v1'i agresif oynayan bir oyuncu. Bence kendi oyun tarzına yakışan bir eşya diyebiliriz. Fiddle'ın da bu dürtmesi gerçekten can sıkabiliyor. Ama hani şöyle koridordaki şampiyonların şöyle can havuzuna baktığımızda herkesin neredeyse birbirine yakın. Zeitnot şimdi bir iksir kullandı. Diğer tarafta Tolerant bu iksire başvurdu. Yalnız alt koridor hep dürten taraf Tolerant gibi görünse de Tolerant tüm iksirlerini kullandı, bitirdi. Hala Son of Love'da bir tane iksir var. Şimdi Ragnar bir takasa giriyor Fabulous'la. Bayağı bir hasar verdi Fabulous'a. 300'e kadar düştü canı. Şimdi biraz da kanayarak da canı inecek Fabulous'un. 115 canlı üstüne dönüyor. O kanama etkisi bayağı can sıkıyor. Bir otomatik saldırı daha bırakabilse düşecekmiş bu arada Fabulous. Belki sıçraya karşı bir sıçra takası yapabilirdi. Ondan sonra seviye 6'da buraya Stefan gelip skoru aldırabilirdi ama öyle bir girişine bulunmadı Ragnar. Tam bir kara kalkan gelir mi? Yetenek var. Bitkinlik Tolerant üzerine bırakıldı. Muhtemelen ilk kan dökülecek burada. Stomage hızlı bir şekilde geldi buraya. Yavaşlattı Tolerant'ı ve ilk kan. Zeitnot'a gidiyor. Yalnız Snowflower ilk denemesinde ilk esaretini tutturdu. Ve yan taraftan gelen Stomage'de skorda bayağı büyük rol oynadı diyebiliriz. Bir skor, iki asist. Bahçeli Supermassive adına her şey iyi başladı. Ya durdu turnayı gözünden vurdu dedikleri olay bu olsa gerek. Hiç kullanmadı gerçekten. Ya şöyle düşün, bir de öyle bir zamana tutturuyorsunuz ki yan taraftan ormancınız geliyor. Yani hiç hesaplı yoktu muhtemelen Tolerant da hani oyunun başından beri bayağı rakibini dürttü, canını sıktı. Bunun da farkına vardı Snowflower ki bitkinliği de atıyor, yavaşlatıyor. Yürüme hızının bayağı bir kaybolmasına neden oluyor. Ardından da Zeitnot'la W ile birlikte orada ilk kan alan isim oluyor. Evet, sihir özütü skoru. Şimdi üstüne döndükten sonra Zeitnot'ta fırıltı ve Tanrıçanın gözyaşını aldı. Ya bu dakikadan sonra işler Supermassive alt koridor lehine de dönebilir. Şimdi sadece Winchwater Palace'ı alabildi Hades. Ya Ezreal'da başınıza gelebilecek en güzel olaylardan bir tanesi bu. O senin bastığın iki eşyayı işte ilk üste dönüşte almak. Şu an Zeitnot aldı ve güçlü bir konumda. Yani yetenek atışlarını tutturabildiği takdirde zaten koridorda mutlaka hakim olacaklardır. Melissa mavi güçlendirmesini alıyor. Fabulous oraya doğru yöneldi mini haritadan gördüğüm kadarıyla ama oraya pek bir şey yapamadı. Burada Snowflower'dan bir deneme daha, o da isabetli.
Tolerant'ı dürttü biraz orada. Tabi Hades'in can çalması olduğu için alt koridordaki takaslar çok da canını sıkmayacaktır onun. Tamamen bir skor almaya yönelik büyük bir takas gerçekleşmedikçe. Ama şimdi geride kabullenmek durumunda kalıyor Tolerant ve Hades. Bu arada Stefan seviye 6, Stomage de seviye 6'ya ulaştı. Yani iki ormancı da ultisiyle birlikte neredeyse garanti skor sağlayabilen yeteneklere sahip. Tabii şimdi ikisinin de bakalım hedefi hangi koridor olacak? Bu da önemli. Hades'in canı bayağı bir sıkılmış gibi görünüyor alt koridorda. Yarı cana kadar düştü. Her ne kadar can çalma eşyası olsa da bunun için minyonlara vurması gerekiyor. Doğru, skor gelebilir. Bir kez daha yakalandı Tolerant. Zaytnot agresif oynanacak mı? Geç bir ulti kullanımı Zaytnot'tan. Yok, hayır, geçti. Şey, susturuldu filmi tarafı. Öyle mi? Evet. Ona dikkat etmeden. Stomage geldi şimdi. Sıçrayla birlikte bir anda Tolerant'ı yakaladı. Tolerant'ın kullandığı o kronometre onu hayatta tutmayacak ve skor Zaytnot'ta. Yani bir kez daha geldi Stomage. Bir skor daha çıkardı Zaytnot. Alevizlere gelir mi? Orta koridoru biraz ittiriyor Militsa. Ama yine de bu alevejlerine başlamasını engellemeyecek belli ki. Çünkü mesela aslında üst koridorda da Ragnar'ın baskısı var ama onun ışınlığını yok. Stefan buraya yaklaştı. 2500 alevejlerin canı Militsa da geldi. Tabii yan taraftan GBM'in ne yapacağı çok önemli. GBM şimdi Stefan'ın üzerine gitti. Uyuttu bir de onu. Snowflower'dan sıça gelir mi acaba? Snowflower sıçradı ve skoru aldı. Diğer tarafta da Militsa yakalanmış gibi duruyor ama daha fazla devamlı getirmeyecek sanırım GBM. Susturuldu bir de orada ve alevejlerini de aldı Supermassive. Dakika 9'da 3-0 durum. 2 skor Zaytnot, 1 skor Snowflower'da. Burada Militsa'nın ultisi var ve hem GBM'in hem de Stormage'in yanında bayağı bir azaldı. Sıçra ulti gelebilir mi diye bakıyorum. Hayır, denemeyecek bunu. Alt tarafta da koridor itirmeyi başardı ama genel olarak Bahşehir Supermassive tarafından çok koordineli. Aynı anda birden fazla işi yapma potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hem skoru aldılar hem de arka tarafta Stomage tek başına alevejleri burada Bahşehir Supermassive tarafına yazdırmayı başardı. Şimdi Tolerant'ın üzerine doğru gidiyor. Snowflower kırmızı güçlendirmesi var. Skoru alabilir mi burada ultisi bekleme süresinde? Oyun başından beri karanlık eser ıskalamadı Snowflower. Şimdi alt koridorda minyonları kuleye kadar getirdiler ve kule ilk hasarını alacak. Snowflower yanda yine bir karanlık esaret deneyecek. Bir kez daha gelir tuttu. Mi? Ulti de geldi. Canı bayağı bir az. Hayır. Canı az değil. Ölmüş bile Tolerant. Yani aslında menzile baktığınız zaman çok skor alınabilecek bir menzil gibi durmuyor ama işte o yetenek atışlarını hep tuttuğu zaman ya kadar... Otomatik saldırı yapmadan skor aldı. Aynen öyle. Ve bu da ilk kuleyi getirecek alt koridorda çünkü ormancı Stefan buraya çok uzak. O haritanın en uzak tarafında. Ve dakika 11'de ilk kuleyi burada alacak Zaytnot. Bunun için ikinci minyon dalgasına ihtiyaç duyacaklar ama hani haritaya baktığınız zaman zaten Tolerant'ın alt koridorla çok bir işi varmış gibi de görünmüyor ki o da üst koridorun yolunu tutuyor. Evet, Stefan da bir karşılık vermek için burada vade alametini alıyor. Kule altında tek başına Zaytnot'u bırakıyorlar. Zaten 3-0 durumda Zaytnot. Burada aldığı 650 altınla neredeyse 2 skor altını daha ekledi hanesine. Ve şu anda nişancılar arasındaki altın farkı 2000. Dakika daha 11'deyiz. Bilmiyorum hani eşya konusunda da inanılmaz derecede bir üstüne sahip oldu Zaytnot. Bütün yatırımı yaptığınız noktada işler doğru ilerleyince şimdi o Ezreal bakalım tek Q'su ile takım savaşı belki kazandırabilir. Hani global görevler etrafında. Orada Militsa bir sıçra ulti deneyebilir mi? Sıçraya gerek yok sanırım ama denedi. Yan taraftan Tolerant geldi ultisiyle birlikte. Korkuttular. Bir de susturma efekti. Bir susturma efekti daha. GBM'i düşürüyorlar burada. O kadar can sıkıcı bir combo geldi ki GBM hiçbir yeteneğini kullanamadı. Hani Sigler Blue'da hala aktif. Ve bu da Bursa'nın aldığı ilk skor oldu. Bu skor da Tolerant'a gidiyor. Şimdi Zaytnot ve Snowflower alt koridordaki işleri bittiği için üst koridora çıktılar. Ama burada biraz temkinli oynamak istiyor Zaytnot. Arka tarafa bir kontrol totemi bırakıldı. Arka tarafı sağlam almak istiyor. Bir ışınlan oyunuyla birlikte aldıkları bu avantajı kaybetmemek adına güzel bir hamle. Ya bu arada
Trial dakika 12'de iki eşyasını bitirdi Ezreal. Ya dakika çok, 17 civarında biter genelde bu iki eşya. Çok büyük sıkıntı. Yani onu söylemek lazım. Bakalım. Minyonda çok önde. %30 gitti direkt. Şimdi bir deneme daha. Hades'in canı %50'ye kadar düştü. Hemen iksirini kullanıyor. Yani karanlık esareti yiyen ulti EQ'ya ölür. Onu söyleyelim. Noflar şimdi rakip ormana doğru gitti. Bir totem bırakacak sanırım. Oradaki çalıyı da kontrol etti. Burada Hades üstüne dönüyor ve bu kulenin de gideceği anlamına gelebilir. GBM geldi şimdi yan taraftan ama herhangi bir yeteneğini tutturamadı GBM. Üst koridor ışından geliyor hemen Hades'ten. Ama ışından geldiği gibi oradan uzaklaşması gerekti. Stormage ve Snowflower geldi çünkü yan taraftan. Ve bu Supermassive'in aldığı ikinci kule olacak. İkinci dış kule. Tabi orta koridor kulesini almak o kadar kolay değil Malzahar varken. Bakalım bir sonraki hamlesi ne olacak Supermassive? Muhtemelen 1.5 dakika sonraki ejdere gözünü şimdiden dikmişler. Bugün de oyunlar ne alev ejderi yaptı yalnız. Her oyun çiftler çıktılar. Şimdi Zaytop üstüne dönüyor. Bakalım ne alacak? Savaşçı çizmesi aldı. Orada bir tane iksiri sattı. Kontrol tutamı aldı. Zinet'ini değiştirdi. Uzun zamandır bu kadar kuvvetli bir Ezreal oyunu izlememiştim. Bu kadar öne geçen. Diğer tarafta daha tam bir eşya bitmedi. Bitmedi çünkü hani o eşyanın da gidiş yolu bayağı bir uzun. Hı hı. Nişancıyı alıyorsunuz, Bilge Otur Palace alıyorsunuz, sonra 900 altın toplayıp onları birleştiriyorsunuz. Şimdi orta koridor kulesine geldi Supermassive tarafı. Yan tarafta Tolerant güzel bir ulti pozisyonu bekliyor aslında. Bekliyor ama bakalım çıkartabilecekler mi? Bu arada totemden görüldü. Hades de görülüyor şu anda. Ya muhtemelen 1 milyon dalgası daha kuşatmayı deneyip sonra levejlerine gidebilir Supermassive. Hatta belki o alanda sadece Zaytnet'i orta koridorda tutup orta koridor kulesini darlamaya bırakıp diğer iki kişi veya üç kişi o işi halledebilir. Yani evet, bunu bile yapabilirler. Şu an Bahşişi Supermassive tarafında taktiksel açıdan bir zenginlik var. Tabii şu ana kadar minyonları temizleme konusunda Bursa çok fazla sorun yaşamıyor orta koridorda. Alevecileri çıktı bu arada. Dolayısıyla şu anda Gromp'un oluyor. Gromp'tan sonra muhtemelen Ejder'e doğru yönelecek o da. Evet, Ejder'i başlattı. GBM'de alt koridordaki minyonları ittirdi. Tabii yani oyun başından beri Ragnar'ın Darius'la birlikte böyle birebir de pek fazla bir şey yapabildiğini görmedik. Sadece Fabulous'u üste gönderdi. Oyunun erken dakikalarında. Ondan genelde böyle Darius'tan oyunun başında bir skor almasını beklersiniz. Ama şu ana kadar gerçekleşmedi bu. Vade Alameti bu arada orta koridora kullanılmak zorunda kaldı. Hiçbir işe yaramadı. Ragnar'ın biraz da agresif olması gerekiyordu. Çünkü uzun vadede tank kasan şampiyonlar her zaman daha avantajlı. Şimdi o noktada işte sizin saldırı gücü kazanımınızla bir tankın zırh kazanımı arasında bayağı bir fark oluyor çünkü. Zaytnot gelen hasarın belli bir kısmını göğüste de orada kule hasar bırakabilmek için. Karanlık keser tutmadı orada Hades üzerine. Ninja'nın yarıya kadar düştü ama bu kuleyi almak biraz daha zaman alacak gibi duruyor. Tabii şimdi üste dönen iki isim var. Oo, totemler totemler. Fazla totem göz çıkarmaz deyip. Çalının tamamen mutlaka hakim oldu orada Supermassive. Ya aslında kuleyi almak zor duruyordu ama Milit Salt koridora gitti. İki kişi üste döndü ve ya çok bedava bir kule vermiş oldu Bursaspor. Oysa ki yan taraflardan hem Fiddlesticks'in oluşturabileceği bir tehdit var. Bu arada alt koridora baskı. Milisa Sıçrası'nı kullandı. Karşılıklı ışınlanlar var. Orada direkt olarak sindirmek istiyorlar Stomage'de. Stomage'in canı bayağı azmış, azalmış durumda. Milisa'nın üzerine bitkinlik var. Milisa düşmek üzere burada. Milisa skoru Fabulous'a gidiyor. Uyutulan bir isim var ama diğer tarafta rakibini korkuttu Tolerant. Ragnar düşüyor. Şimdi ormanda Zaytnot yakalandı. Zaytnot'tan buraya kadar skoru da 506'da Stefan'a gidiyor. Diyor mu? Ultisini kullanacak mı? Tutamadı orada, durduramadı ultiyi Tolerant'ın ama Tolerant düşüyor ve Snowflower hayatta kalıyor orada. GBM yerden bir sıçra buldu, o sıçrayı da kullandı. Düz ve duruş. Son otomatik saldırı. İkinci skoru getirdi GBM'e. Toplamda 4 skor verdi Bursaspor. Yine takım savaşının farklı noktalarda uzadığını gördük ki alt koridorda başlayan olay orta koridor ikinci kulesinde bitti. Zaten arada yakalandı. O zaten hani
Stefan tarafından atılan ultinin içinde kaldığı için rahat bir skor oldu. Ama geneline baktığınız zaman yine tabii ki de karlı çıkan taraf Bahçeşehir Süpürmesi. Kaleve ejderleri var. Arada oluşan altın farkı da 6500 civarlarına kadar gelmiş durumda. 6000 civarında şu anda. Güzel bir ışından geliyor burada Melissa'yı kurtarmak adına ama hemen bunu gören diğer isim Feb de buraya geliyor. Stormage'den güzel bir ışından tam havadan ultiyi kullanacakken orada Darius kendisini kurtarıyor ve güvenlik pozisyonuna çekiyor. Diğer yanda ise Feb burada uyku baloncuğunu bozmak istemiş diyecektim ki Tolerant onu korkutmuş geri doğru kaçmış. Zaten ardından ise GBM'in verdiği ekstra hasarla birlikte rahat bir skor haline dönüyor. Alttan Tolerant atlıyor ama burada elindeki hasar bir de iki seviye fark olduğu için destekler arasında yetmiyor ve Snowflower hayatta kalıyor. En sonunda GBM sıçrasıyla birlikte orada uçarı yıldız ve düz vuruş kombosuyla skoru alıyor. O da 3-1-1'e geldi. Evet, Hades'ten de çok geç bir sıçra orada. Yani direkt sıçraya karşı sıçra atsaydı muhtemelen hayatta kalacaktı. Evet, dakika 19'a geldik. Sırada daha işleri var. Şimdi Snowflower Shurelia'yı bitirdi. Zaten yani Stomage'den aldığı Skarner hareket hızından beslenen bir şampiyon. O da hem Stomage hem de Zeitnot bu arada civalı kuşaklarını almışlar. Malzara karşı bir önlem. Aynı şekilde Tolerant'a karşı da. Hı hı. Ama tabii destek oynayan Fiddlestick çok fazla rakip taşıyıcılara ulaşamıyor. Şimdi Ragnar sıçramak zorunda kaldı burada. Stomage direkt olarak ultisini kullanabilirdi oysa ki ama Ragnar hemen uzaklaştı buradan. Stomage'in de seviye konusunda gayet iyi bir iş çıkardığını görüyoruz şu anda. 12. seviye. Orada orta koridor 2. kulesinin canında bayağı bir azalmış durumda. Yani 3 koridordan birden darlayan bir Bahçeşehir Süpürmesi. Üstten Fab, alttan GBM, orta koridordaki üçlü de artık kuleye dayandı. Şimdi bu kule düşecek. Orta koridordaki ikinci kule. Bu da Süpürmesi'nin aldığı 4. kule oluyor. Bu arada uyutuldu orada. Hades'in başı dertli olabilir. Direkt olarak kullanılan bir ulti var. Burada ilk düşen isim yalnız Stomage'de oldu. Hades'in üzerinde yanma hasarı var. Fabulous sıçrayarak. Kupa ile birlikte skor alıyor. Birebir bir değişim. Ve sanırım daha fazla orta koridor kuşatması sürmeyecek. Odağını hemen üst koridora çevirdi Supermassive. Stomage orada ben bu adamı çekeceğim deyip fazla inadabilince olay. Çekti ama sonunda oradaki olayı canıyla dedi. Ya çünkü kule hasarının üzerinde tutabilecek kadar tank değil zaten. Bunu yaparken bir de hasar da yiyorsunuz rakip şampiyonlarda. Snowflower yan tarafta bekliyor. Bir kontrol totemi de bırakmış oraya. Rakip tarafından görünmediğinin de farkında. Bakalım denedi Stefan'a. Yan taraftan uyutuldu Stefan. O kadar fazla yetenek geliyor ki yan taraftan. Görülmeyen noktalarda. Bursa Spor'da ne yapacağını şaşırdı bir an ve bu kuleyi kaybettiler. Toplam 5 kule açtı şu ana kadar Supermassive. Altın farkı 8000. İki alevecileri yanı sıra. İki alevecileri yanı sıra birazdan bir dağcılara çıkacak. Dağcılarından sonra Baron'a çok rahat bir şekilde girebilir. Bahçeşehir Süpürmesi ki onlar adına da rahat bir görev olacaktır bu. Rakibi üste çekip o karanlık noktada Zoe'nin ufak bir dürtmesiyle bile sadece Baron'a hakim olabilir. Evet, şimdi dağcılarına doğru yöneliyor Stomage. Onun sıçrası gelmek üzere. Aynı şekilde ultisi de yaklaşık 20 saniye sonra ikisi aktif olacak. Ön ejder öncesinde Yampir yengeci alıyorlar. Diğer tarafta Melissa üst koridordaki minyonları ittiriyor. O da Riley'nin kristali hasasını bitirmek üzere. Şimdi üstüne dönüyor. Bitirebildim acaba? Ve Supermassive de burada dağcılarını alıyor. Riley'e değil, Riley'nin kristali hasasına değil, maskeye doğru yöneldi Melissa. Bakalım Supermassive acaba bir Ninja Baron dener mi? Yani Mundo Ezreal ikilisi biraz uzun sürse de o Baron'u olabilecek bir ikili. Şimdi GBM alt koridordaki minyonları ittiriyor. GBM yokken sanırım Süpürmesi burada çok fazla agresif oyunu oynamak istemeyecektir ama Bursa Spor için de aslında bir fırsat. Tabii. Ama işte bu ellerindeki fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Bunu Camille ile birlikte yapabilirler. Tolerant'ın güzel bir açıdan atlamasıyla yapabilirler ama
İşte o pozisyonu bir şekilde kendiniz adına yaratmanız gerekiyor. Stomage'de orada çekecekti neredeyse Ragnar. No Flower'da kara kalkanı kullanmadı aslında Stomage'de güvenip. Burada Snowflower güzel bir kara kalkan kullanımı. Hemen saçar tonunu uzaklaşıyor oradan. Yalnız Stomage geldi yan taraftan. Orada sindirdiği isim Torrent'ı. Torrent sıçrayla son anda çıkıyor oradan. Sersemledi Ragnar. Arka tarafta Milica. Milica rakibinin üzerine yoğunlaşıyor. Ferfabus ultisini ve kronometresini kullandı. Yalnız Ragnar'dan kullanılan bu ulti. 3 kişi düştü şu ana kadar. İkisi Bursa Spor tarafından. Bir skor daha geliyor. Hades düşüyor. Stefan da düşüyor. Hayatta kalan son isim Milica. Sadece Stomage'di kaybetti Supermassive. Ve Stomage'in düşmesi aslında bu Baron'u çok da fazla engellemeyecek gibi görünüyor. Milisa'nın buraya gelmesi pek de mümkün değildi orada bir durumda. Evet, tanklık görevinde hemen tepe bırakıp rahat şekilde o Baron'u alacaklar. Ve Febus'un üzerinde sanırım orada Darius'un 5 yükü vardı ama çok iyi bir ulti kronometre kombosu yaptı Febus ve kazandığı zaman da canını bayağı bir yeniledi. Şimdi de Baron alan bir... Bu arada Milisa'nın canı çok az. Birebir dedi GBM o skoru aldı. GBM'de 6-1-3'e geldi. Aldığı skorlarla birlikte. Ve Rabadon'u da bitirdi. Yani muhtemelen Ragnar dışındaki herkesin artık o Zoe kombosundan belli bir noktada %80-85 dolarlarında canını gittiğini görebiliriz. Sadece uçarı yıldız mı yoksa baloncuk üzerine uçarı yıldız mı? Baloncuk üzerine uçarı yıldız. Bence Darius haricinde herkes ölür o komboya şu an. O kadar diyorsun. Tabii canım. Düz duruşa bakalım orada. Kalkanı alıyor, kombosunu yapıyor. Yandan Ezreal ultisi geçiyor. Ya tabii Malzahar'ın ultisinin bekleme süresinin olduğunu biliyor GBM. Yoksa o kadar yakından takas yapma ihtimali yok Malzahar'a karşı. Bakalım şimdi GBM'den bir deneme gelecek mi? Hızır uyku baloncu denemesi isabetli değil Ragnar'e. Orta korda oradaki inhibitor kulesi düştü bu arada. İnhibitor da düşüyor. Bursa Spor'un şu an burada bir şey yapmasının imkanı yok. Belki Kinex kulesi etrafında bir savaş çıkarabilir ama Supernova'da hemen orta tarafta işi bitince üst koridora doğru ilerliyor. Gideon şu anda yetenek atışlarından pek istediğini çıkaramadı. Rabadon bittikten sonra. Yani spoiler round'ın dikkatli olması lazım. Fazla ileride oynuyor. Ön safhada kalmaması gerek. GBM seviye 16 bu arada. Çok uzaklardan bir deneme yapacak. İsabetli olmadı. GBM'den bir deneme daha. O da isabetli değil ama otomatik saldırısı %25 yanına aldı son anda. Şimdi kullanılan bir Malzahar ultisi var. Önde yakalandı Ferfabulus ve sıçrasını kullanmak durumunda kaldı burada. Rakiplerin üzerine hızlı bir şekilde ilerliyordu. Stomage çekti çıkardı oradan Tolerant'ı. Ve skorda Zaytot'a bir kez daha hediye etti. İnhibitor düşüyor burada. Ama bakar mısın? Ferfabulus önde dolanmaya devam ediyor. Ve Nexus kuleleri artık. Bu dakikadan sonra yapabileceği pek fazla bir şey yok. Bursa Spor'un Ragnar son bir denemede bulundu ama o da bir saniye içerisinde buharlaştı. Ve dakika 26'da Supermassive Bursa Spor karşısında galip gelip liderlik koltuğuna ikinci hafta sonunda oturacak. Tabii oyunu bitirirlerse ekstra bonus skorlar. Bu arada Çeşme'de aldı skoru ama daha sonrasında da kendi düştü GBM'in. Ve buradan galip gelen taraf Bahçeşehir Supermassive. Bahçeşehir Supermassive bu maçta açıkçası fazla zorlanmadı.